Ben Abdülkadir Can, Sirt Kasaplar Oda Başkanı. Şimdi hayvan almaktan çok zorluk çekiyoruz. Hayvan da bulamıyoruz. Giriş çıkışlar hepsi yasaklanmış. Yetkililerden rica ediyoruz bize biraz yardımcı olsunlar. Bu giriş çıkışlarda, Sirt'in giriş çıkışlarında serbest bıraksınlar hayvanlar köylerden şehre gelsin. Yani önümüzde Ramazan var. Hayvan almaktan çok zorluk çekiyor. Bütün esnaflarımız, kasap esnaflarımız zorluk çekiyor. Bugün hayvan aradım. Bir tane hayvan bulamadım. Yani bulamıyoruz. Hayvanları bulamıyoruz. Yani şehir içinde de kimin ahırına gidiyorsan o da mesela hayvanı 3 milyonsa bize 6 milyon, 7 milyon fiyat biçiyor. Onun için kilosu bize 160-170 milyona mal oluyor. Nasıl bunun sonucu nereye varacak? Yani çok zorluk şu anda çekiyoruz. Şap hastalığı Sirt'te herhangi bir hayvanda rastlanmamış. Şap hastalığından önce, söylentisinden önce etin fiyatı 120-130 lirayken şu anda 140-150-160 liraya kadar çıkmış. Ama daha da yükselecek. 170-180'e kadar da belki çıkabilir. Eğer bir önlem, yani hayvan serbest olmasa 200'e kadar da çıkabilir. Şimdi et fiyatı yükseldikçe biz de müşteriye mahcup oluyoruz. Yani etin fiyatı mesela 160 lira müşteriye derken zorluk çekiyoruz. Yani biz istemiyoruz mesela ekşise. Biz istiyoruz vatandaş ucuz et alsın, ucuz et yesin. Yani yüksek fiyatta et çıktığı zaman biz zorluk çekiyor, müşteri de zorluk çekiyor. Et alamıyor. Şap hastalığından önce et kilogramını biz normalde yani kırmızı et kemiksiz yani 160-170 TL bandında alıyordu. Ama bu şap hastalığından sonra işte yani fiyatlarda biraz artış oldu. 220-230 liralara kadar çıkmış durumda. Ha bu yemek sektörü olarak bizi de biraz zorluyor açıkçası. Yani hem fiyatları artış yapmamıza neden oluyor. Ayrıca şöyle, hani bundan dolayı yemeklerde hani kırmızı ette daha çok beyaz ete yüklenmek zorunda kaldık bu hastalıktan dolayı. Bu şap hastalığı nedeniyle yani giriş çıkışlarda zaten hayvan yasaklandı. Bundan dolayı hem fiyat artışları nedeniyle hem bu hastalık nedeniyle daha çok beyaz ete yüklenmek zorunda kaldık bu nedenle. Yani tabii dolayısıyla bu artış nedeniyle bizler de fiyatlarımıza zam yapmak zorunda kalıyoruz.